Peki Fatma Hocam, iyileşme sürecinden de biraz izleyenlerimize bahseder misiniz? İyileşme süreci olarak da akciğer kanserinden mi? Şimdi akciğer kanserinden iyileşme süreci derken bir erken evrelerimiz var, ileri Evet. evrelerimiz var. İyileşme sürecinde düzenli uyku, sigarayı bırakmak, düzenli beslenme, doktorun verdiği talimatlara düzgün uymak bunlar önemli oluyor. Yani her hastada geçirdiği tedavilere göre, aldığı tedavilere göre veya takip sürecine göre de iyileşme süreci değişebiliyor. Bazen mesela evre 4 bir hasta bir hap kullanıyor. Yıllarca yaşam boyu onu yönetmek gerekebiliyor. Onun yan etkilerini yönetmek gerekebiliyor. Onun için de iyileşme süreci de değişen bir kavram. Yani Evrelerine göre evreye göre değişiyor. değişiyor, aldığı ilaca göre değişiyor, eşlik eden hastalıklarına göre değişiyor. Pek çok faktör iyileşme sürecini etkiliyor. Peki yanında farklı hastalıklar da oluşabiliyor mu hocam? Akciğer kanserine Tabii yakalanmış şimdi bir hastanın. akciğer kanseri genel olarak yaşlı nüfusun hastalığı. Yani ortalama 60 yaş ve üzeri grubun hastalığı. Zaten bu hastalarda akciğer kanseri olmasa da dediğim gibi kronik bronşit oluyor dedik. Amfizem oluyor, KOAH astımı dediniz. oluyor. Kalp yetmezliği olabiliyor, böbrek yetmezliği olabiliyor. V veya hepsi bunlar. V veya zaten yaşları gereği ya diyabet oluyor ya hipertansiyon oluyor ya iskemik kalp hastalığı oluyor. Tabii ki eşlik eden hastalıklar olabiliyor. Eşlik eden hastalık arttıkça yani hastanı iyi Hepsini yönetmek de tabii kontrol daha zor etmek, yönetmek olabiliyor ama zorunda yani kalıyorsunuz. hastanın her türlü hastalığı olabilir ama hepsi kontroldür. Onu yönetmek de çok zor olmuyor. Yani tabii ki eşlik eden hastalıklar olabiliyor.